Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola. A benim ağalarım, Ramazanınız mübarek ola. Kavuştuk Ramazan'a, hem de büyük ihsana. Bu ayda oruç tutmak huzur verir insana. Sevgili dostlar, merhabalar. Geceniz güzel olsun. Gene bir sahur zamanı yaklaşırken, sizler sahur hazırlıklarını düşünürken, ben bugün size kul hakkını anlatmak, kul hakkıyla ilgili söylenenlerle ilgili sizi bilgilendirmek ya da bildiklerimizi pekiştirmek için küçük bir sohbet yapacağım değerli dostlarım. Çünkü en büyük borç kul hakkıdır. Zümer suresi diyor ki, ve sonra kıyamet günü hepiniz anlaşmazlıklarınızı Allah'ın önüne koyacaksınız. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşu ve arkadaşlarımız, sevdiğimiz, sevmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız, Müslüm, gayrimüslim, erkek, kadın, çocuk, yetişkin, bütün insanlar ve bütün canlılar ve canlı cansız bütün yaratılmışlar, hepsi Allah'ın kuludur ve hepsinin üzerimizde hakkı vardır. Nedir kul hakkı? Yüce Rabbimiz hesap gününde başka bir insanın hakkına girmiş olarak karşısına çıkmamızı istemez. Rabbimizin affetmediği, kullarının hesaplaşmasına bıraktığı bir borçtur bu. Bu yüzden biz Müslümanlar başkalarına zarar vermemeye, kimseyi rahatsız etmemeye büyük bir özen gösteririz. İstemeden yaptığımız hatalarımız için de mutlaka helallik dilemeye çalışırız. Rabbimiz bizden insanlar dışındaki diğer yaratılmışların da haklarına dikkat etmemizi ister. Onların üzerimizdeki en büyük hakları kendilerine yaratılış amaçlarına uygun davranmamızdır. Bu konuda bir hata yaparsak Rabbimizden af diler, bir daha yapmamaya gayret ederiz. Bakara suresinde der ki, hakkınız yokken birbirinizin mallarını yemeyin. Evet sevgili dostlarım, bir hadis-i şerif de şöyle diyor. İflas etmiş kişi şöyle bir adamdır. Dünyada bütün ibadetin sevabı ile kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok hayırlar, ibadetler yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiştir. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresine toplanırlar, haklarını isterler. Bana dünyadayken şöyle yaptı, böyle yaptı, hakkımı al ya Rab diye davacı olurlar. Allah onun hayır ve iyiliklerinden oluşan sevapları bunlara takdim eder, fakat borcu yine kapanmaz. Nihayet onların günahını bu adam üzerine yükler, sonra da cehenneme gönderir. İşte gerçek anlamda iflas eden böyle bir adamdır. Peki hakkı olan kullar kimdir? Hakkı olan kullar, insanlar, hayvanlar, bitkiler, melekler,
Yani canlı cansız bütün yaratılmışlar hakkı olan kullardır. Peki neler kul hakkına girer? Adam öldürme, alay, aldatma, ara bozuculuk, başkalarının eşyasına zarar vermek, bitkilere zarar vermek, cimrilik, dedikodu, faizcilik, gasp, hakaret, haraççılık, hayvanlara eziyet etmek, hırsızlık, hile yapmak, iftira, israf, işkence, kapkaççılık, kara borsacılık, kötü lakap takma, kumar, kusur arama, laf getirip götürme, rüşvet, yan kesicilik, yaralama, yol kesicilik, zulüm. Bir hadis-i şerif de şöyle diyor sevgili dostlar. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih emelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa haksızlık ettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Evet sevgili dostlarım, Edam yayınlarının ilmi halinden aldığım bu değerli bilgiler ve yazanların hakları helal olsun bu bilgileri sizlere aktardığım için sevgili dostlarım. Ve Cemal Kuru'nun Kul Hakkıyla Gelme ilahisiyle bu gecenin sahur sohbetine son veriyorum izninizle. Geceniz güzel olsun. Yarın gece yine bu saatlerde yine sahur sohbetlerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli dostlarım. Cemal Kuru'dan dinliyoruz. Kul hakkıyla gelme. Evet sevgili dostlarım, kul hakkını yememeye özen göstereceğiniz